hayatım. Bak, sucuklu pastırmalı menemeni de yaptım. Afiyetle. Şair Arif'in özel tarifi. Hadi giriş giriş. Aşk Tom, yani çok güzel gözüküyor menemen ya. Ellerine sağlık. Bak vallahi evlenince de bana böyle yemekler yapacaksın. Sonradan yapmazsan bozuşuruz yani normal olarak. Ya aşkım, şu zalim baban evlenmemize bir izin verse ben değil kahvaltıyı her türlü yemeği yaparım. Çamaşırı bulaşığı yıkarım. Halıları süpürür, camları siler. Hatta gerekirse çocuğu bile yaparım ben. Sen ne diyorsun? Aşkım ya, ailemsin yani. Bana bak, eğer unutursan bu sözlerini, yapmazsan sana bir hatırlatırım yani. Ya. Aşkım, ha, bir şey söyleyeceğim sana ya. Sen bu vahşi hayvanlarını kafese koydun değil mi? Biliyorsun ben çok korkuyorum onlardan. Yok hayatım, hiç korkmana gerek yok ya. Timsah küvete yatırdım, yılanı da kutusuna koydum, üstüne kapattım yani. Bir şey yok. Hadi bakalım hayatım. Tren geliyor. Aşkım, sen beni böyle ballarla, çöreklerle böyle mürbe istersen ben profesyonel mankenlik hayatıma son vermiş olurum yani normal olarak. Ya hayatım, ya artık büyük beden mankenlik diye bir şey var. Sen de o büyük beden mankenlik yaparsın. Her halin güzel ya. Gel bakayım bir öpeyim. Aşkım çek elini sırtımdan ya. Sabah sabah sırnaşma, gıdıklanıyorum ya. Hayatım deli misin, divane misin? Benim iki elim de burada ya. Ne? İki elin de orada mı? Ay aşkım, o zaman benim sırtımdan böyle yukarı çıkan ne normal olarak? Aa, kobra nerede? Ay kobra! Ay, çabuk al onu sırtımdan, çabuk! Dur hayatım, bir dakika dur, bir sakin ol. Dur orada dur. Öf be tatlım, ne kadar yaygara yaptın ya. Hayvancağızı da ürküttün. Yazık değil mi hayvancağıza ya? Ya Arif, sen ne saçmalıyorsun ya? Korkudan benim aklım çıktı burada. Bıktım senin şu vahşi hayvan sevginden, bıktım. Ya tatlım tamam, arada bir böyle anlaşmazlıklar olur. Ama küslüğü de fazla büyütmemek lazım. Kobracığım gel tatlım, sen böyle gel bakayım gel. Öp ablanı Barış'ın, kardeşsiniz siz. Hayır aşkım, bak gerçekten de istemiyorum ben bu hayvanı. Ya bu hayvan bu evden gidecek ya da ben bir daha adımımı atmam bu eve. Bu kadar diyorum yani. Ya canım benim, yapma şimdi yani. Ben bu hayvanı nereye vereyim? Kim alır ki bunu ya? Ay aşkı Tom, bak eğer sen bu yılanı birisine verirsen almaz. Fakat eğer biz bunu hediye paketi yapıp birisine hediye edersek hediye geri çevrilmez. Normal olarak ben de yılandan kurtulmuş olurum. hediye vereyim diyorsun ya. Of. İyi tamam, ne yapalım kobracığım. Seni o zaman ben bir hediye paketi yapacağım. Ali Kemal abine hediye edeceğim oğlum, tamam mı? Kusura bakma. Şimdi... Ya Nuri baba, ben bunu niye çözemiyorum ya? Ne? Ne bileyim, benim bulmaca seninkinden zor herhalde. Evet. Orta şekerli mis gibi kahven Nuri babacığım. Eline sağlık oğlum. Ne demek, afiyet olsun. Evet. Buyur Sinan abicim, senin de haysiyetli kartlı çayın. Tamam buyur ya, koy. Ya çocuklar, bu Seyit nerede oğlum? Dönmedi mi memleketten daha bu? Vallahi baba, bana sorarsan hani bu Seyit'in anası vardı ya, erkek torun isteyip duruyordu. Bence Seyit'i orada evlendirdi. Çocukcağız da geri dönemiyor ya. Yani. Saçmalama Sinan abicim ya. Seyit abiyi kessen Zeyno yengenin üstüne gül koklamaz. Sen herkesi kendin gibi gözü dışarıda mı sanıyorsun? Ne biçim konuşuyorsun lan sen, Ali Kefal? Ne demek gözü dışarıda? Oğlum ben Gülbik yengene aşığım lan. Beni öldürseler, kesseler, idam etseler, işkence etseler ben yine Gülbik'in üstüne gül koklamam yani. Ufakat da civcivler yesin. Mesela dedik. Günaydın. Dodos Deniz'den eser, ben Deniz Arif Keser. Merhaba abicim, bak çayını da hazır etmiştim. Nasıl biliyorum geleceğini? Vay be! Ya gerçekten Ali Kemal, senin hakkını nasıl ödeyeceğiz biz ya? Şu durağa geliyoruz sabah sabah, hemen böyle tavşan kını çayımızı lap diye önümüze koyuyorsun kardeşim. Çok iyi bir arkadaşsın ya. Sağ ol Arif abicim. Sinan abicim, kulaklarını aç da Arif abinin bağa karşı söylediği güzel lafları dinle, daha öğren. Ya bu iyiliklerine karşılık ben de sana bir güzellik yapacağım. Şöyle güzel bir hediye vereceğim sana. Hediye mi? Hediye derken bağa şiir okuyacaksan kalsın istemez. Yok bu oğlum, ne şiiri, olur mu öyle şey? Böyle güzel fiyonklu kutulu gerçek bir hediye ya. Allah! Çok teşekkür ederim Arif abicim. Vallahi sen bir tanesin. Sinan abicim, bak kulaklarını aç da dinle. Körüyü müsün Arif abiyi? Ağzın bal yesin Arif abicim.
Bugüne bugün yıllardır senin önüne böyle çay veririm, kahve veririm ama ne bir hediye, ne bir güzel bir laf, hani hiçbir şey yok. Lan bana bak Ali Kefal, sen bu durakta ev işlerini yapa yapa biraz tuhaflaştın. Yani neredeyse benden tek taş yüzük isteyeceksin ha. Baba iki harfi inek sesi. M. İkinci harfi ö baba. O zaman mö. Sevgili oynak kobrak can kuşum. Gerçekten sana bu veda konuşmasını yaparken içim kan ağlıyor. Seninle çok güzel günlerimiz geçti biliyorsun yani. Canım. Ama bakma öyle ya. Ben mecbur kalmasam senden ayrılır mıyım hiç? Gerçekten bir evladımdan ayrılıyormuş gibi acı çekiyorum yani şu anda. Ama bakma öyle bak. Ağlama ya. Beni de ağlatıyorsun şimdi. Hı? Hadi canım. Hadi sil gözyaşlarını bak. Hem Ali Kemal abin de çok iyi bir insan. O da sana çok iyi bakar. Hı? Arada bir ben de ziyaretine gelirim. Hem görüşürüz ya. Olmaz mı? Hadi benim canım. Hoşça kal. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün eşimle evlilik yıldönümümüzü kutlayacağız. Güzel bir hediye almak istiyorum. Eşinize uygun çok güzel, çok özel bir ürün arıyorsanız bu güzel iç çamaşırı setimizi öneririm efendim. Bu sıralar çok sattığımız bir ürün. Güzel. Bunu alıyorum. Hediye paketi yapalım lütfen. Tabii efendim. Taksi. Hoş geldiniz. Ne tarafa gidiyoruz? Çavuşma şoförden. Tabii. Şurada sağ tarafta bir yerde inelim ben. Tabii efendim. Buyurun. Teşekkürler abicim, sağ olun. Karıcığım, 4. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. İnşallah 40. evlilik yıl dönümümüzü de kutlarız. İnşallah hayatım. Bak bakalım beğenecek misin hediyeni? Nedir bu? Aç bakalım. Bu ne Cavit, bu mu senin hediyen? Bu yılan nereden çıktı ya? Bana mı soruyorsun? Ay inanmıyorum sana ya. Hiç romantik değilsin Cavit. Öküz geldin, öküz gidiyorsun. Hayatım saçmalama. Yılan fena almadım ben sana, yemin ederim. Nereden çıktı peki bu yılan ya? Ne bileyim, kutular karıştı herhalde bir yerde. Nasıl? Nerede karıştı? Tabii ya. Sanki aynı kutudan takside de vardı. Of Cavit. Ali Kemal'cim, gerçekten bu hediyeyi sana vermeden önce müsaadenle ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Ya Arif abicim, sen ki bana hediye almışsın. Sabaha kadar konuşsan şiir okusan dinlerim. Bu herife hediye medyayı alıp da alıştırma. Sonra bizden de iste. Değil mi kardeşim? Yok yok Osman babacığım. Ben sizin ne kadar düşünceli olduğunuzu bildiğim için sizden hediye falan beklemem. Gel. Öncelikle gerçekten bu hediye sana olan duygularımın aynı zamanda tercümanıdır yani. Çok sağ ol Arif abicim. Yani bunca senedir şu durakta her işimize koşturdun. O yüzden sana ne hediye alsam azdır. Yani haklısın, ödeyemezsin ama yine de teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu hediyeyle birlikte hayatımda çok önemli değişiklikler olacak yani. Hayatımda değişiklikler mi olacak? Böyle bir hediye vererek duygularımı sana açıkladığım için de gerçekten ben de çok mutluyum. Ya versene artık Arif'im, Arif'im ver şu hediyeyi ya. Buyur kardeşim. Verdi. Aç lan aç. Açayım. Aç aç. Abi o ne lan? Aa, jardiyer mi o? Abi bunlar ne ya? İkiz lira takke. Arif abicim, sen bana jardiyer besleyeceğini almakla ne demek istedin hiç anlamadım. Senden çok korktum ya. Ya yok, bir yanlışlık var. Yani ben öyle, yani böyle bir hediye almadım. Ben o... Hakikaten Arif'im, Arif'im. Ne oluyor lan? Ne bu hediyeler? Anlayalım oğlum.
Ya kardeşim gerçekten saçma sapan konuşmayın. Ben en yakın arkadaşlarıma böyle jarter hediye edecek adam mıyım ya? Deli miyim ben? Yok değil misin? Ya tamam az buçuk kırırız da bu kadar da değil yani. Ya ben bunun içine yılan koymuştum ya. Davul! Oğlum yılan nerede? Vallahi Nuri Baba bir bilsem. Yılan diyor ya. Ha. Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Yaktın beni. Ne oldu ya? Bir de soruyor musun? Takside kutular karışmış. Seni yılan az daha karımı sokacaktı. Al şunu al. Ay benim kobram buradan ya. Ay canım benim vallahi buradasın. Korkma korkma bir şey yok bak. Bir şey oldu diye çok korktum ama sağ salim kavuştuk birbirimize yine. Ay. Çok sağ ol abi be. Yengeciğim ha bugün de bu kutu sizin galiba. O zaman bu jartiyerlik külot da sizin Alfon. Ver şunu bey. Ah pardon ikizlere takkiyeli şey yapar. Yürü hanım yürü biliyoruz. Abi kusura bakma ya. Arif abiciğim bana öyle bakma. Vallahi ben o yılanı eve götüremem. Yoksa Narin beni kapıya koyar. Hayda ya Merve de kabul etmiyor şimdi hediyeyi. Ben ne yapacağım ya? Oğlum götür bir hayvanat bahçesine. Size hediye getirdim de kabul ederler. Hadi. En iyisi öyle yapayım o zaman ben.